Değerli izleyicilerimiz, Psikoyorum programının 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Psikologumuz Sayın Nuri Şap ile birlikte bugünkü konumuz narsizm olacak. Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm, hayatımızda çokça rastladığımız psikolojik bir durum aslında narsizm nedir? Nuri hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılım? Sakinim. Sakinsin. Ben, ben de nasılsın? sakinim. İki sakin bir araya geldik yine evet, siz izleyiciler. Konumuz narsizm ki biz biliyorsun bazı programlarımızda girip çıktık konuya böyle. Hı hı. Ben her girdiğimizde aslında biraz daha konuşalım biraz daha konuşalım diye istemiştim ama sen demiştin ki özel bir program yapacağım hı hı. ve şimdi programdan önce de konuştuğumuz gibi bu bir programa sığmayacak bir konu. Evet. Çok da önemli Türk toplumu açısından da öyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki şimdi aslında hepimiz narsizm deyince ne anlamalıyız? Tamam. Ee, şimdi bunu ben kim olarak bakıyorum? O benim nasıl düşüneceğimi etkiler. Eğer bir eğitimci olarak bakıyorsam, ruh sağlığı profesyonel olarak bakıyorsam, narsizm dediğim zaman kime göre narsizm? Çünkü narsizmi anlatan birçok ekol, birçok bakış açısı var. Mesela Kohut diye bir insan var, onun narsizmi mi? Kemberg diye başka bir bilim insanı var, onun anlattığı narsizm mi? Freud'un anlattığı narsizm mi? Masters'ın anlattığı narsizm mi? Ya da başka bir insanın anlattığı narsizm mi? O yüzden bir insan narsizm dediği zaman benim zihnimde gerçekte bir şey canlanmıyor. Acaba o insan narsizm dediği zaman neyi kastediyor? Hangi kuramcının narsizmine dayanarak bu açıklamayı yapıyor? O yüzden bazen insanlar narsizm dediği zaman e, beynimiz bunu anlamaz. Çünkü beynimiz Türkçe kelimeleri anlıyor. Türkçe olmayan kelimeleri yani genelde anlamıyor. O yüzden de bir insan ben narsizm dediği zaman aslında tam olarak ne dediğini bilmiyor ama anlamış gibi görünüyor. O yüzden insanlara etiket koymak, kişilik bozukluğu tanısı koymak o insanları anlamamızın bir önüne geçen engel olabilir. Onun sebebi şu. Birincisi kişilik bozukluğu ya da kendilik bozukluğu da diyebiliriz buna. Bir insana narsizm, kişilik bozukluğu, kendilik bozukluğu var dediğim zaman o insanla ilgili kötü bir şey söylüyorum gibi bir algı var. Ya da borderline diyorum, şizoid diyorum, histerik diyorum, başka şeyler söylüyorum. Burada iki tane büyük problem var. Birincisi koyduğum etiket kişinin ruhsal yapısının bir parçasını tanımlar. Tamamını tanımlamaz. İkincisi de bir insan gün içerisinde narsist olabilir, borderline olabilir, şizoid olabilir, histerik ve paranoyik olabilir. Bazen psikoloğa kadar gerileyebilir. O yüzden ruhsal yapının, insanın iç dünyasının bir kısmına etiket koyup karşıdakini tamamını anladığım algısı yaratıyor. Yani ben her gördüğümde karşı tarafı narsist tanıyorum. Ya da borderline diyorum. Artık o kişiyi benim için borderline. Hangi hareketi görürsem göreyim, o zaman kafamdaki borderline tanıya, o çalışıyorum. O zaman kişiyle onun itibatım ortadan kalkıyor. O yüzden ben bütün kişilik kuramlarını bileceğim. Ve o anda kişi hangi savunmalarını kullanıyor, hangi kişilik örgütlenmesine daha yakın, onu analiz edebilirim. Nasıl geliyor bu söylediklerim? Oradan devam edelim. Şimdi aslında... Kişinin savunma mekanizması, örgütlenmesinden bahsettin. Hani hmm. bunu kişi sanki bilerek mi yapıyor hayatında? Bazen narsist oluyor, bazen borderline oluyor mu? Yani bunu hani çünkü avantajlarını gördüğü durumlara göre kendini değiştiriyor mu? Çünkü bu nasıl bir şey Nuri? Yani hmm. hani bir kişi bu kadar farklı psikolojik durumu gün içerisinde kendine yaşatabilir mi? Yani bunu başarabilir mi? Hı hı. Ee, güzel bir soru. Ee, şimdi dış dünyadaki uyarıcılar iç dünyadaki tetiklenecek şeyi belirler. Hmm. Mesela dış dünyada ne oluyor? Terk edilme oluyor. O zaman verdiğim tepki başka. Dış dünyada bir afet oluyor. O zaman verdiğim tepki başka. Dış dünyada başka bir olay oluyor. Yani içteki uyaran dıştaki patolojiyi tetikliyor. O sırada hangi patoloji tetiklenecek? Ruhsal yapının gelişim hangi aşamada kalmışsa o zaman o kendisini ifade etmeye başlıyor. Yani ruhsal yapıyı şuna benzetebilirim. Ee, karpuza benzetebilirim. Karpuzun güneş alan bölümleri daha olgun, daha gelişmiş. Ama güneşten uzak kalan, daha toprağa bakan tarafı daha böyle gelişmemiş, olgunlaşmamış, daha sarı, rengi soluk ruhsal yapıyı da buna benzetebilirim. Bazı kısımları olgunlaşmıştır. Bazı kısımları da olgunlaşmamıştır. Ama ben insana bakıp olgunlaşmamış bölümünden sadece onu etiketlersen, olgunlaşmış taraflarını kaçırmaya başlıyorum. Güneş gören taraflarını kaçırmaya başlıyorum. O yüzden etiket koymak hem iyi tarafı var neyi tedavi ettiğini anlarsın hem de kötü tarafı var diğer yerlerini kaçırabilirsin. Başka kötü tarafı kişiyi ötekileştirme eğiliminin içine girersin. Yani narsist olan kötü biridir. Narsist olmayan da iyi biridir. Borderline olan kötü birisidir. Borderline olmayan da iyi birisidir. Ya da şizoid olan kötüdür ama öteki iyidir. O zaman ruhsal yapı bölmeyi destekliyor. Bunları birbirlerinden ayırmaya başlıyor. İyi ve kötüyü ayırıyor. Fakat psikoterapinin amacı iyi ve kötüyü bir araya getirmektir. O yüzden teşhis koyduğun zaman amacın e, amacının dışına çıkmış oluyorsun. Ruhsal yapıyı daha da zedelemiş oluyorsun. Bu da insanlarla olan ilişkiyi etkiler. Ve kişinin kendisiyle olan ilişkisini de etkiler. E, başka bir şey de bazen insanlar sorarlar bende hangi kişilik bozukluğu var? Bana teşhis koyun. İşte ben narsist miyim? borderline miyim, şizoid miyim, histerik mi, başka şey miyim? E, bazen insanların bunun sormasının temel sebebi iyi hissetmekten geçiyor. Onun da nedeni. Mesela ben kim olduğumu bilmiyorum. Kendilik algım yok. Neye benzedim bilmiyorum dışarıdan. Mesela soruyorum. işte kendilik algın nedir senin için? Yani kendilik deyince ne aklına geliyor? Sen kimsin ya da o zaman böyle bir şey söyleyemiyorum. Çok fazla söyleyecek bir materyalim yok. İçimde bir boşluk var. Dışarıya bir şey çıkartamıyorum. O zaman benim bir kişilik bozukluğuna sahip olmam olumlu bir şeydir. Çünkü içeride bir şey çıkartamadığım için kişilik bozukluğu olmayan kişiliğimi örtmüş oluyorum kişilik etiketi alarak. Yani ben hiçbir şey miyim demem daha kötü hissettirir yoksa narsizm demem mi kötü hissettirir? Kişi mesela ben hiçim demek yerine narsistim demeyi tercih ediyor. Ya da benim bir kişiliğim yok demek yerine benim kişilik bozukluğum var. O da borderline'dır, şizoid'dir. Bu hislerin verdiği dayanılmaz acı oluyor. Çünkü benim ne olduğum belli değil yani. Ama borderline bir kişilik. Ben de ona bir kişilik vermiş oluyorum etiket koyarak. O da onun ruhsal yapısını gerilemeye sebep olan başka bir şey. O yüzden temel motivasyona bakacağım orada. Yani bu kişi niye etiket almak istiyor? Çünkü ben ya etiketli bir şey olacağım ya da hiçbir şey olmayacağım. Ya yani hiçbir şeylik çok daha acı veren bir şey. O yüzden de sahte bir kendilik inşası olur. İşte sen borderline'sin ya da başka bir şeysin. Nasılsın? Nuriye bunu niye yapıyorsun bilmiyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim bak sana. Tamam. Şimdi sen ilk kısımda teşhis koymak açısından kendi meslektaşların için aslında bir yol izlediğini ya da yol tarif ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir şeye tanı koyarken arka yüzünde bilmeden eğer bir tanı koyarsanız öteki taraf tedavi edemezsiniz gibi. Çünkü toplumu ilgilendiren değilse senin meslektaşlarınla ilgili bir şey gibi. İkinci kısma geliyorum, bizi ilgilendiren kısım. Ben şimdi sana geldim de Nuri, ben neyim diye sorduğumda. Hı. Aslında ben orada sana zaten gelmişim. Sana güveniyorum ve diyorum ki aslında bende bir takım şeyler var. İşte hayatım bir değişik gidiyor. Yani insanların bir tepkileri var, benimle ilgili bir sorunları var gibi. Ben bulamıyorum bunu. Ben sence neyim diye sormaya geliyorum. Sen de diyorsun ki aslında orada içinde bir boşluk var. Sen ne olduğunu bilmiyorsun. Ben şimdi sana tanı yapacağım ama bu tanıyı yaparken de o kadar önemli ki senin ne olduğunu sana bildireceğim ve sen burada diyeceksin ki ha neyse ben narsizmişim yani en azından bir şey bulduk Hı -hı. bulduk. Onun sorunun işte üstüne gideceğiz. Psikolog bu sorunu halledecek. Beki rahatlık mı olacak bende? Yoksa e, bendeki boşluk vardı. Ben ya o bir şey diyor, bu bir şey diyor. Bende mi bir şey var? İnsanlarda mı bir şey var? Ya bunu bir ortaya çıkarın. Ben ilk önce bir Nuri Bey'e bir gideyim diyorum. Hı. Bunu bulmanın verdiği bir rahatlık mı var? Ben neymiş hı. sorun onlarda mıymış diye. Yani orada beni rahatlatan şey bana ait olmayasa da yani yanlış bile olsa söylediğim şey en azından tutunacak bir şeyim olmasın yani içteki hiçliğin yerini sana ait olmayan başka bir şey alıyor. Bana ait olmayan mı ama sana göre aslında bana ait olan mı? Mesela şöyle, diyelim ki senin kişilik örgütlenmen gerçekçi şizoid değil. Ya da histerik değilsin. Ama iç dünyanla ilgili bazı şeyleri, mesela fark edemiyorum ben şu an ne hissettiğimi. O zaman ben sen diyorum ki sen işte şizoid yapılanmaya sahip olan bir insansın. Ha, o zaman en azından ben bir şeymişim. Ama öteki türlü ben hiçbir şeyim. O zaman kişiye sorumluluk vermiş oluyorum. Hiçbir şeyin üzerine kendiliğini inşa edeceksin demek. Teşhis koymamak. Ama öteki türlü inşa edilmiş bir şeyi sana teslim ediyorum. Sana bir yapı veriyorum. Karışık mı? Nuru bunu bilerek mi yapıyorsun? Yani kendisi mesela sana gelmiş ya. Tamam. Diyor ki bende mi sorun var, insanlarda mı sorun var? Lütfen bunu ortaya koy. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Sen de şizoid bir durum var. Teşekkür tamam. ederim. Burada kişi şizoidin ne olduğunu gerçekten bilmiyor. Yani çünkü şizoid Birincisi beynin bilmediği bir şey. 0-7 yaşta ben şizoid kelimesini duymuyorum. Türkçe bir kelime değil. İkincisi her ekolcünün şizoid tanımlaması farklıdır. Yani kime göre şizoid? Ama burada olacak şey kişinin şizoid savunmalarını ona göstermek olabilir. O direkt onunla bağlantılı çünkü. Yani ne olabilir? Mesela şizoid insanlar e, mesafeli duran insanlardır. Yakınlaşma yeteneği az gelişmiş olan kişilerdir. İnsanın olduğu işi değil, daha çok insanın olmadığı işleri tercih eden bireylerdir. Mesela ben bunu söylediğimde zaman o biraz daha elle tutulur bir şey. Ben kendi hayatıma bakıyorum, evet diyorum, biraz daha mekanik şeylerle ilgileniyorum. Ya da o sırada diğer insanlarla kurduğu direkt ilişkiyi söylersem, Mesela o kişi sana yakınlaşmak istedi ama sen biraz daha uzaklaşmak istedin. Bu biraz da anlaşılır bir şey. Ben ne yapıyorumla ilgili o sırada. Bu çok güzel oldu. Ama sen şizoidsin değil ya de bu ne demek yani? Bu anlaşılır bir şey değil. O zaman en baştaki konuya geliyor. Bir kendimin tamamını şizoid olarak görürüm. Kendime uzaklaşırım. O andaki yaptığım eylemi de anlamamaya başladım. Net olmaz yani. Şimdi biraz o zaman narsizme, lütfen gelelim. Ee, narsizmin iç dünyası nedir? Ondan bahsedeyim biraz. Ee, narsizm iç içe geçmiş olmak demektir. Öteki ve benin ayrımını yapamamak demektir. Şimdi bunun da çocuklukla bağlantısı var. Ona bakım veren insanla direkt bağlantısı var. Narsizmin en yoğun hissettiği duygunun başında değersizlik gelir. Değersizliğin sebebi de çocuğa bakım veren kişinin anne olabilir, baba olabilir, başka insanlar olabilir. Gerçekteki çocuğu değil de zihnimdeki çocukla iletişime geçmemdir. Nasıl olur? Mesela ben şimdi bakıyorum sana. Sen de benim çocuğumsun. O sırada bakıyorum ki senin sevgiye ihtiyacım var, dokunulmaya ihtiyacım var, ilişki kurmaya ihtiyacım var. Gerçekteki olan çocuğun sevgi ve iletişim ihtiyacı. Fakat ben sana bakıyorum ama zihnindeki çocuğa soruyorum. Diyorum ki şu an çocuğumun neye ihtiyacı var? Bakıyorum diyorum ki uyumaya ihtiyacı var. Çünkü o uyusun da ben de kendi işlerimle ilgileneyim. O zaman çocuğun iç dünyasından gelen dokunulma, sevilme isteği, ilişki kurma talebi görülmemiş oluyor. Fakat bakım verenin zihnindeki çocuğun da ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yani gerçekte olan sevgi ihtiyacı yerine gerçekte olmayan benim zihnimdeki çocuğun uyuma ihtiyacını gidermiş oluyorum. Böylece baktığım kişinin bilinç dışına bir mesaj veriyorum. Senin gerçek kendiliğinden gelen dürtü, istek ve taleplerin gerçekli değersizdir. Ama benim kafamdaki çocuğun talepleri, istekleri daha değerlidir. Bunu ben yüz bin kere tekrarlıyorum. Senin bakıyorum bu sefer ihtiyacın uyku. Bakın bu sefer sana dokunuyorum. İlişki kuruyorum. Daha çok yakınlaşıyorum. Bu tekrar etmiş oluyor. Üçüncü gün tekrar oluyor. Su içmeye ihtiyacım var. Uyumaya ihtiyacım var. Bu sefer de sana dokunuyorum. Yani her sana baktığımda kafamın içindeki çocuğun ihtiyaçlarıyla kendi ihtiyaçlarıma temas etmiş oluyorum ve senin de ihtiyaçlarını değersizleştirmiş oluyorum. O zaman çocuk şöyle hissediyor. Ben her ne zaman kendi ihtiyacım olduğunda bakım verenimle ilişkiye girdiğimde kendi ihtiyacım değersizleştirilmiş. O zaman ben değersiz bir insanım mesajı bilinç dışına çekirdeğine yerleşmiş oluyor. Ne zaman ben kendi içimden geldiği gibi davranmak istersem? Mesela ne olsun? Kendimi ifade etmek istiyorum, yakınlaşmak istiyorum. O zaman ben düşünüyorum ki bu değersiz bir şey, önemsiz olmalı. Çünkü bebeklikte böyle bir sürü deneyimim var. Kendi içimden gelen değersiz bir şeydir ötekinin ihtiyaçlarına göre hareket etmem de değerlidir. Mesela yetişkinlikte yansımaları böyle olur. Diğer insanların ihtiyaçlarına göre kendisini ayarlamaya çalışır. Onun talebini giderme ihtiyacı olur. Başka bir şey, mesela en başta söylediğim iç içe geçmişlik. Nereden geliyor? Narsist demek kaynaşmış olan demek. Kaynaşmış yani füzyon olması demek. Şimdi çocuk kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp anne ile kaynaşmak zorunda kalıyor. Ya da babayla kaynaşmak zorunda kalıyor. Çünkü ben diyorum ki benim çocuğum var zihninde. Onun ihtiyacı uyumak, seninkisi de ilişki kurmak. Biraz önce anlattıklarım olduğu zaman sen gerçek kendiliğinden gelen sevgi ve dokunulma, ilişkiyi bir kenara bırakıp benim zihnindeki çocukla kaynaşmaya başlıyorsun. Tamam mı? Bizim ruhumuz birleşmeye başlıyor. Yani sen ve ben gerçekte gelişim ayrışarak giderken burada ise birleşmeye başlıyor. O zaman iki zihin bütün haline gelmeye başlıyor. Tek zihin olmuş oluyor. Bu kişi de ona bakım verenin bu parçasını içselleştirip hangi parça kafamdaki dünya ile ilişki kurma parçası. O zaman dünyaya da öyle bakmaya başlıyor. Diğer insanlara bakıp benim bakım verenimin bana yaptığı gibi ben de diğer insana bakıp kafamdaki insanın ihtiyacını görüp onun ihtiyacı değil de kendi ihtiyacımı karşılamış oluyorum. Yani yetişkinim, ikili ilişkim var. Ona bakıyorum. Diyorum ki şu anda onun Yakın ilişki kurmaya ihtiyacı var. Gerçekte ise zihnindeki kişinin yakın ilişki kurmaya ihtiyacı var. Yani onu kendime kaynatmış oluyorum. Füzyon devam ediyor. O yüzden narsizmin te tedavisinin temelinde ayrışma e çalışılır. Borderline'ın tedavisinde de birleşme çalışılır. O yüzden kişi etiket koyarsa bunların hiçbirini görmez. Etiket koymazsa bunların hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani diğer kişilik örüntülerini anlatıyorum ki bu daha anlaşılsın. Borderline yapı bir tarafı bir şey isterken öteki tarafı onu istemez ve bunun farkında değildir. Mesela şöyle der ki 10 dakika içerisinde daha kısa çok iyi bir insansınız der size över. 2-3 dakika geçtikten sonra siz işleriniz çok saçma der. Yani bu ikisi birbirinden ayrı çalışıyor. Birleşmemiş. O yüzden onun tedavisinde birleşme çalışılır. Narsist de sen ve ben aynıyız. Onda da ayrışma çalışılır. O yüzden bu kişilerin en büyük problemi diğer insanı görememek, diğer insanın farkında olmamak ve diğer kişilerin duygularını okuyamamaktır. Duygu okuma kapasitesi çok zayıf. Çünkü ikimiz de aynı insan olduğumuz için ben ne hissediyorsam sen de onu hissediyor olmalısın. Yani ben ve sen aynı kişiyiz. Bunu bilgi olarak biliyorum ikimiz farklıyız ama duygu olarak bunu bilmiyorum. Ee, başka bir şey de bu kişilerin intrapistik yapısı yani iç dünyasının yapısı, yapısı kendi duygularının farkında genelde olmuyorlar. Gerçekteki his çok uzaklardadır. Onun sebebi de bebeklikten beri baskı altındayım. Yani ben bebekken özellikle 10. aya kadar yani içimden bir şey geliyor ama onun tersi bir tepkiyle karşılaşıyorum. O zaman onu çok dışarılara, çok bilinç dışının, çok karanlıklarına gömmek zorundayım. O yüzden e, narsist insanların ya da bu kişilik örüntülenmesindeysem o sırada <laughs> o zaman e, kendiliğimden çok kopuğum duygularımdan. Yani hem senin duygunu okuyamıyorum hem de... gerçekte... bana ait duyguları okumam çok zor. Ama Borderline'da bunun tersi. Kendimi okuyamam ama seni çok iyi okurum. E, borderline yapı ilişkiyi kurmak ister. Ötekinde ne oluyor? Senin farkında. Narsizm... kısmına girince ikimiz aynıyız. Yani... E, bu yapıların ayrıntılarını da bilirsem o sıradaki olan şeyleri de daha iyi ayırt ederim. Sevgili izleyiciler, yine psikologum beni başka bir alemlere gönderdi. Şimdi oradan gelip sana toparlamak istiyorum. Tamam, biraz şey olduk, regres olduk ikimiz. Şimdi Nuri. Tamam Nuri. Benim hakkımdaki narsizmle şu anda Acayip bir farklı, farklı duruma geçtim. Hı hı. Anlattığına göre aslında çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmaması, annenin ya da bakıcının ihtiyaçlarını kendinin önceliğiyle, kendi aklındaki ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için çocuğu yönlendirmesi neticesinde, çocuk kendisini orada değersiz hissetmeye bebekken bile başlıyor. Hı hı. Tamam. Bakıcı kendi hayatına göre durumu şekillendiriyor ve çocuk kendi değersiz olarak görmeye devam ettikçe ondan sonra da şu evreye geçiyor. Benim artık bakıcımın düşüncesine odaklanmam ve ben benim ne hissettiğim önemi olmadığı ve onun ne hissettiğinin aslında önemi olduğu bir dünya bu dünya diyerekten kendini onun düşüncesini ilk önce gözlemliyor bakıcısının. Annem ya da bakıcının ne istiyor olabilir şu anda? Ben onu isteyeyim deyip bütünleşiyor. Evet. Yani ona bakıp diyor ki benim neye ihtiyacım var? Tamam. Şimdi normalde büyüdükten sonra da aslında şöyle olması bekleniyor. Yine karşımdakine bakayım ben. Kendi düşüncelerim aslında benim onunla bir ilişki kurmak istiyorum ama o benimle nasıl bir ilişki kurmak istiyor? Resmi. Tamam. Ben de resmi olarak ilişki kurmalıyım. Çünkü daha fazla bir şey istemiyor olduğunu düşünüyorum kendi düşüncem daha yakın olmak ama olamıyorum olmamalıyım zaten o ne istiyorsa öyle olmalı o dışarı çıkmak istiyor ben çıkmak istemiyorum dışarı çıkmayı ben de istiyormuş gibi olmayı kaynaştırıyorum kendime ben de onunla beraber çıkıyorum kendi duygunun önemi yok böyle giden bir durum varken Hı -hı. ben o kişi ne isterse ya da o kişiden başka ailem etrafımdaki sen başka insanlar İlk önce gözlemliyorum. Nuri benden ne istiyor? Ve ben Nuri'nin isteklerine kanalize oluyorum. Sanki ben de onu istiyormuş gibi görünerekten o tarafa. Hı hı. Çünkü bir arada olmam lazım. Çünkü bu hayat böyle. Çünkü bana da böyle bakıcım baktı. Çünkü beni sevmese böyle yapmaz. Ben de onları seviyorum. Böyle yapmam lazım gibi bir anlayışım var hı hı. kafamda. Ve hayat böyle giderken ben bir taraftan narsizim. Çünkü karşılığıyla duyguları bütünleştik. Ama benim aklımdaki narsizim aslında şu. Karşı tarafa kendi duygularımı en son onu söyledim. Oradaki geçiş nasıl oldu? Artık şöyle yapıyorum. Bakıcı rolüne ya da anne rolüne ben geçiyorum. Şimdi ben karşıdaki tarafı seviyorum. Şimdi bana bakıldığı gibi ben sana bakacağım. Nuri ben sana bakacağım. Sen şu anda bence kahve içmek istiyorsun. Ben sana kahve yapıp getiriyorum. Hı -hı. Sen şu anda oturmak istiyorsun. Ben sana oturacak yer sahibi. Sen şimdi biraz gezinmek istiyorsun. Yok yok sen oturmak istiyorsun. Hı -hı. Ve ben sana oturmanla ilgili her şeyi ayarlıyorum. Ve seni oturmana yönlendiriyorum. Yani ben senin hayatına müdahale etmeye başlıyorum ama oradaki ben sıçramayı bu durumdan nasıl bu hale geldim? Çünkü benim aklımdaki ilk narsizm senin anlattığın ilk şekli değil. ikinci tarafı. Evet. Anne ve bakıcının yaptığı narsistlik bence. Çocuğunki değil. Ve sonradan çocuk buna nasıl geçiyor? Nasıl oldu da benim anladığım şekli geçti? Çünkü buradan bir şey olması lazım ki onun hayatında benim düşündüğüm gibi mi oluyor? Yani Beni bana bakanlar beni sevmese böyle yapmazlar. Ben onu, Nuri'yi çok seviyorum. Benim de şimdi Nuri'ye benim bakıcım gibi bakmam lazım ve Nuri'yi benim yönlendirmem lazım. Yani Orada e, sevgiden ötürü ziyade benim beynimdeki nöronlar, sinapslar, elektrik akımları o şekilde haritalanmıştır. Öteki türlü ilişki kurmayı bilmiyorum. Bunun tedavisi yeni bir ilişki deneyimlemek. O yüzden kişilik örüntüleri okuyarak tedavi olmuyor. Çünkü okumak deneyimi bir yere kadar getirir. Yeni bir ilişki türünü deneyimleyeceğim. Çünkü benim bebekken bildiğim bir ilişki türü var. Onun dışına yeni bir deneyim olmazsa çıkamam. Toplumda görünen tarafı ise narsizmin en çok bize verdiği duygu değersizlik duygusudur. Onun temeli de senin isteğine göre değil, kendi isteğime göre hareket etmeliyiz. O yüzden ben kendi isteğime göre ne zaman hareket etmek istersem o değersiz bir şey. Çünkü çünkü bende olmayan bir şey sana veremem. Benzer bir ilişki kuruyorum. Mesela bunun başka bir örneği ikame çocuklar. Bir çocuğun yerine gelmiş olan öteki çocuk demek. Yani anne hamileyken baba veya anne ya da başka bakım veren insanlar zihinlerinde daha bebek doğmadan bir tasarım yaparlar. Mesela ben erkek bir çocuğum olsun istiyorum. Erkek çocuğu olan bir baba olayım. Erkek çocuğu olan bir anne olayım. Fakat çocuk doğduğunda bakıyorum ki kız olmuş. Fakat benim zihnimdeki çocuk erkekti. O zaman narsizmin temelini çok derin atarım. Çünkü annenin karnındayken sanki bir erkekle konuşuyormuş gibi konuşuyorum. Bir erkek doğacakmış gibi ona atıflarda bulunuyorum. Fakat o doğduğu zaman bir kız oluyor, bir kadın oluyor. Zihnin ve köylükle taban taban zıt. Daha sonra erkek ikamesi ile doğan çocuk kadın olarak doğduğunda ne zaman kadınsı bir hareket yaparsa kendisini berbat hisseder. Ne zaman da erkek gibi davranırsa kendisini çok değerli hisseder sahte kendiliğin verdiği. Eğer ben kız olarak doğdum fakat bana yüklenen erkek gibi davranırsam o zaman kabul görüyorum. Daha değerliyim. Allah Allah. O zaman da kadınlığımı reddedip kendimi biraz daha erkeksi bulmaya başlarım. Ne zaman Kadınlığımla ilgili, dişiliğimle ilgili, yaratıcılığımla ilgili bedenimi ön plana koyduğum zaman, o zaman ben daha bebeklikken yankılanan sesler bilincimde kendisini hissettirir. Kadın olmaktan vazgeçerim, erkek olmaya doğru giderim. O yüzden ikame çocuklar e, narsizmden çok etkilenen e, çocuklardır ki bunu yetişkinlikte de görüyoruz. Inanılmaz bir şey ortaya çıkardığını söyleyebilirim. İnanılmaz bir şey çünkü etrafımda gerçekten böyle insanlar görüyorum orada. Gerçekten böyle insanlar görüyorum. Bir erkekten daha fazla neredeyse bazı durumlarda erkekçe davranan, Hı -hı. hareket eden insanlar görüyorum. Bunu hiçbir anlam veremezdim şimdiye kadar. Hı -hı. İlk defa senin söylediğinle şimdi ortaya çıktı. Demek o baba ya da anne her kimse erkek Hı -hı. bekleyen kız doğduktan sonra. Bu narsisliğini ona hissettirerek yaşatıyor, büyütüyor onu. Evet. Ve o çocuk artık böyle davranırsam kabul göreceğim düşüncesiyle Hı. aileden çıkmış olsa bile hayatta da değişmiyor. E, bunu sadece psikoterapi değiştirebilir. Gerçekten mi? Hı. Yani çünkü hani anne babası öyle davranıp diğerlerinin öyle davranacağı belli değil ki. Neden bu durumunu dışarıya taşıyor? İnsanlar onun erkek olmasını beklemiyordu ki şunu düşünebilir. Hı hı. Annem babam belli ki hep böyle hissediyorlarmış. Çünkü ben bunu anladım. Artık anladım. Ama bu benim ailemin isteği. Ben dışarı çıkayım artık bir rahatlayayım bir kadınsı bir kız olduğumun farkına varayım. Demiyor, hı. diyemiyor, diyemiyor. Onu diyemez. Çünkü içselleştirilmiş sesler bulunur. Ailenin parçası bebeğin parçasıdır aileyi anlayarak bebeği anlarım. Ya da tam tersi de olur. Bebeği, çocuğu ya da yetişkini anlayarak da aileye projeksiyon yapabilirim. Yani psikoterapide dışarıdaki anne babayla çalışılmaz. İçerideki anne babayla çalışılır. Ben istersem dışarıya çıkayım. Artık onlarla görüşmeyeyim. Başka ülkeye geçeyim. İçimdeki parçaları dönüştürmediğim sürece o parçaların varlığını devam ettirecek diğer insanları hayatıma çekerim. Döngüyü devam ettiririm. Bildiğim ilişki türlerini kurmak zorundayım. Çünkü iç haritam o şekilde. şöyle anlıyorum söylediğini. İşte madem ailede böyle yüklendi sana. E dışarıda öyle davranan insanlar yok. İşte ailenin dediklerini bırak dışarıda yeni insanlar var. Gerçekte bu böyle çalışmıyor. Çünkü bilinç dışımın derinliklerinde o sesler hep mevcut. Onlar beni yönetiyor. Onlara temas etmeden de gerçekte döngüyü kırmam çok zor. Peki bu durumda olan değerli izleyicilerimiz ya da işte çocukları bu durumda olan değerli izleyicilerimiz bir psikologdan yardım almalı mı? Yani bunu kendi başına halledemez mi? Bunu kendi başına halledemez. O kadar kesin yani. E, Halletseydi zaten benim şu anda gördüğüm insanlar halletmiş olurlardı. Bu mantıklar çok rahat bir şekilde kendilerini değiştirmiş olurlardı. Bunun sebebi kişi bunun farkında değil gerçekten. Yani erkek gibi yaşıyor. Ya da erkek bedeninde kadın gibi yaşayan insanlar da var. Yani tam tersi de geçerli. Hiç o tarafına değinmemiştik. Hı -hı. İki tarafta da oluyor. Bazen de kız çocuğum olsun istiyorum. Bir doğuyor bir erkek. O zaman kadına atfedilen özellikler doğan erkeğe atfedilmiş oluyor. Benim bedenim erkek ama içimdeki çocuk kadın. O zaman kafam karışmaya başlıyor. Ya ben erkek miyim, kadın mıyım? Erkek gibi olduğum zaman bir garipsiyorum kendimi. Ama kadın gibi olduğum zaman daha rahatım. Daha vicdanım rahat. Çünkü içselleştirilmiş olduğum ebeveyn seslerinin isteklerini yerine getirdiğim zaman Sahte kendiliğin beslenir, vicdanım rahatlar. Aman Allah'ım. Yani şu anda aslında genetik olarak olduğunu düşündüğümüz bu durum aslında genetik değil. Hı -hı. Tamamen ailenin çocuğa atfettiği duygu ve çocuğun bunu içselleştirip onların istediği şekilde davranmayı seçmesi ve bunun kendi vicdanını rahatlatması. Çünkü ben annem babamı çok seviyorum. Onlar benden böyle bir davranış bekliyor ve ben böyle olmalıyım demesi. Ve ondan sonra bunu da değiştiremeden dışarıda da aynı şekilde kadınsı hareketler yapması, göstermesi. Hı -hı. Ee, burada niyetim ve amacım aileleri kötülemek değil. İşte siz kötüsünüz. Çocuk iyi. Ya da tersi. Eee biz bilmeden ebeveyn olarak bunları yaparız. Yani zihnimdeki çocuk, karnımdaki çocuk onları fizyon haline getirmeye çalışırım ama bunu haberim olmadan yaparım. Şimdi mesela haber veriyorum. bundan sonra yapmamayı tercih edebilirim. O yüzden burada suçlu aramak, işte kötülemek benim için anlam ifade etmeyen bir şey. İşte bu zamana kadar bilmiyordum. Şimdi biliyorum ama. Şimdiden sonra eylemlerimi değiştirebilirim. Kendi döngümü de bir anne, bir baba olarak kendi döngümü de, kendi kişisel tarihime de bakabilirim. Buradan kendimi dönüştürmeye başlayabilirim. Yani burada var olan içimde kötüyü işte dışarıya transfer etmek gibi bir niyetim yok. Hadi kişilerin kişisel gelişimine işte katkı olabilir. E, ruhsal gelişime belki bir gelişimine bir şey olabilir. Ee, narsizmle ilgili başka bir şey. Mesela anne bazen hamile olduğu zaman e, bu mesela plansız gebelikte olabilir. Bu arada kısa bilgi yani anne olmadan önce baba olmadan önce bunun planlanması gerekir. Aniden o, o sırada belki ben anne olmak istemiyorum, belki de baba olmak istemiyorum belki hazır değilim şu anda. Maddi olarak, manevi olarak, ruhsal yapı olarak. Hazır olmadan bir çocuğum olursa, planlanmadan ve isteyerek olmazsa, o zaman bu kişilik bozukluklarına yatkınlık artar. Nasıl olur? İstemediğim halde hamile kaldım bir sebepten. O zaman anne bakıyor, aynaya bakıyor. Ve karnında çatlaklar var. Eskisi gibi kendisini güzel görmüyor. Eskisi gibi kendisini iyi bulmuyor. Özgür bulmuyor. Özgür bulmuyor. Çünkü hareketleri de kısıtlanıyor. İşte kalkma, inme, hareket etme, yatakta dönme. Bir Sosyal olarak da hazır değil. Sosyal olarak hazır değil. Bedenim hazır değil. O zaman bunun sorumlusunu çocuktan tutuyor bilinçlişi. Ben hamile olmak istemedim ama sen beni bu hale getirdin. Deyip çocukla çocuğun bilinç dışıyla ilişki kurmaya başlıyor. İşte sen benim karnımda olduğun için benim karnımda kırışıklıklar var. Hareketlerimde de kısıtlanmalar var. O zaman gerçekte olan çocuk kendisini gene değersiz ve var olmaması gereken bir varlık olarak hissediyor. O yüzden bu çocuklar doğduğu zaman ben eğer yok olursam annem kendisini rahat hisseder. Bilinç dışına böyle bir bilgi gidiyor. Daha sonra da bu insanlar kendilerine zarar verecek eylemlerde bulunuyorlar. Fakat bunu bilmiyorum. Anne de bilmiyor. Ve kendimi yok edecek eylemlere başvurabilirim. Ki annem benim yokluğumda kendisini daha iyi hissetsin. Varoluşum zaten zarar veriyor. O anlamda narsizmin temelinde planlanmamış gebelik, hazır olmayan anne olabilir. Bir başka nedeni, Hı -hı. evet çok çarpıcıydı gerçekten yani tekne kazıntısı falan hani biliyorsun böyle şeyler vardır hiç beklenmeyen Hı -hı. durumda oldu nasıl oldu Hı -hı. son anda oldu falan diye böyle ama bunu çocuğa da bilinçli olmaya başladığı zaman söyledikçe de Hı -hı. sanki o zaten doğduktan sonra bunu hissediyordu hatta doğmadan önce diyorsun hissedilmeye evet. başlıyor. Evet. Çok enteresan ki zaten bunu da iyice içselleştiriyor yani. Evet mesela... E, Narsizmin sebeplerinden başka bir tanesi, mesela bazı aileler çocuğu böyle çok temiz tutmak isterler. Hiçbir yerinde kir olmasın, böyle çok temiz olsun. E, böyle bazen aile çocuğun böyle bağırsaklarını bile temizlemek ister. O zaman ben kirliyim. Ama temiz olmam gerekiyor. Var olduğum haliyle kabul edilmemeliyim. Kişi bebek o zaman gene bakım verenin zihnindeki temiz çocuğa kendisini kaynaştırmak zorunda hissediyor. O zaman bakacağım. Şu anda onu temizlemek benim ihtiyacım mı, çocuğun ihtiyacı mı? O ayrıma önce onu bileceğim. Daha sonra bir eğlende bulunacağım. İnanılmaz inanılmaz yani hani Şunlar geliyor aklıma doğru sen bunları anlattıkça. Bazı insanlar evlerini sürekli temizlerler. Sürekli temizlerler, evet. sürekli temizlerler, sürekli. Ellerini sürekli yıkarlar, sürekli yıkarlar, sürekli yıkarlar. Bunların hepsinin altına bu yatıyor olabilir mi diye düşünüyorum şimdi. Ee, olabilir. Mesela e, insanın bedeni onun ruhsal yapısını temsil eder. Bir şeyi kirlendi ve temizlemeye çalışıyorum. Aynı şekilde evi de öyledir. Mesela diyelim ki benim iç dünyamda bir kir var. Bir şey kirletmiş beni yaşadığım bir olay. Burası da benim yaşadığım yer olsun. Şu köşeyi sürekli temizliyorum. Ya da her yeri temizliyorum. Bilinçli şimdi şöyle sanıyor. Ben bu evin bir köşesini temizlersem beni kirletmiş olan travmatik deneyimin verdiği kötü duyguları da temizliyorum. O yüzden sürekli temizlik yapıyorum. Yani kişinin temizlik yapması orada bir savunma bir mekanizması haline gelmiş olabiliyor. Onun temizledikçe rahatlıyorum, iyi duyguya geçiyorum. Aslında temizliğin kendisi için yapmıyorum onu. Çünkü o kadar da pis değil. Yani böyle devam edebilirim. Şu an ihtiyacı yok ya da ruhsal yapının ihtiyacı var o sırada evin temiz olmasına ya da çocuğun temiz olmasına. Sonra şöyle bir bilgi de üretebilirim. Mesela ben bakım verenim, sen çocuğumsun, İkimiz aynı insanız ya. Sen de benim uzantımsın. Evin olduğu gibi. O zaman seni temizleyerek de kendimi temizlediğimi düşünüyorum. Çünkü ikimiz de zaten kaynaşmışız. Kendimdeki bir kiri temizliyorum seni temizleyerek. Ama gerçekte bu olmuyor. Aslında bakım verenin içinde bir onun yaşadığı daha önce bir kirlilik var, kendi kirli hissetmesi var. Evle beraber çocukla da benimle birlikte diye, benim bu uzantım diye Hı -hı. onu temizliyor, onu da böyle hani evi gibi görüp onu da temizlersem içimdeki geçecek, evi de temizlersem içimde geçecek, o da temiz olmalı, ev de temiz olmalı diyerek, diyerek, diyerek yapa evet. yapa yapa. Evet çünkü narsizm için bir öteki yok. Yani sen bensin ve seninle ilgili yaptığım her şey kendimi etkileyecek. Mesela tartışsız bir zihne sahip. O sırada ihtiyacım ne olsun? İşte eğitim görmek olsun. Sen eğitim al diye seni ikna ediyorum o sırada. O zaman kendim de eğitim almış gibi hissediyorum. Yani bunu birçok örneğe yayabilirim. O yüzden insan yapısının zihnini anlarsam onu eğip büküp o sırada ne olduğunu anlayabilirim. Yani yorumumu zenginleştirebilirim. yani ailelerin kendisinde böyle hani yapmayı isteyip yapamadığı bir şeyi çocukta böyle görmek istemesi. Evet. Onunla ilgili. Onu onarıyorum çünkü. Yani onardığımı sanıyorum. Gerçekte onu değiştirmiyorum. O devam ediyor çünkü. Onu sadece kendim onarabilirim. Piyano çalamadım. Şimdi çalarsam onu onarmış olurum. Kadın erkek ilişkilerinde de işte sürekli bir taraf ya işte sen şu eğitimi alsana ya da işte şunu şuradan şöyle yapsana dediği her şeyin altında da belki bu yatıyor ve sanki karşı tarafta diyor ki ben de bir eksiklik görüyor. Beni sürekli bir şeyleri yapmakla hani böyle yönlendiriyor yapmaya. işte şu eğitimi alsana, diksiyon eğitimini alsana, ne bileyim işte şöyle bir dans kursuna gitsene, bir duruş propozisyon bir öğrensene dediği her şeyde karşı tarafta diyor ki beni beğenmiyor. Sürekli böyle beni şunu yapsana, bunu yapsana gibi bir yönlendirmeye giriyor. Ama aslında kendi içinde öyle şeyler varmış. Onları bir türlü yapamamış. Karşı tarafı bunu yapsın diye baskı yapıyor. Evet. Mesela bir tane ipucu verebilirim. Şu anda söyleyeceğim şey o kişiyle mi gerçekten ilgili, benimle mi ilgili? Diğer kişiyle ilgili bir eylem beni rahatsız ediyorsa bu mutlaka bende de vardır. Ya ben onu birisine yapıyorumdur ya da hayatımın bir yerlerinde başka insanlar bana bunu yapıyordur. Ama o kişideki bir bozukluğu gördüm ve beni rahatsız etmiyorsa o zaman ben bunu görüyorum ve rahatsızlık duymuyorum. Bir duygu yaratmıyor. O zaman bu meseleyi çözmüş olabilirim. Başka bir şey de o bende o kadar çok duygu yaratıyor ki onu izole ediyorum bir yerde. Hiçbir şey hissetmediğimi sanıyorum. O yüzden bu kriterleri göz önünde bulundurarak... ...o sırada ikimizin arasında ne oluyor onu anlayabilirim. Buna bir şey diyemeyeceğim doğru. Ha. Gerçekten buna bir şey diyeceğim. Çok ağır geldi bir anda. <laughs> Gerçekten bir şey diyemeyeceğim buna. Öyle bir geçiş yaptın ki... ...ya çok yoğun hissettirir ve izole ederim... ...ya da işte yoktur ama onunla ilgili bir şey yaparım deyince gittim geldim yani açıkçası orada. Evet. Konular beni açtı şu anda psikologumuz. Narsizmle ilgili zaten çok önemli bir konu. Hani temeline indik aslında bakarsanız şu ana kadar öğrendiklerimizle sorunun kaynağına indik. Yani bundan sonraki hayatta eğer bunu bilirsek, öğrenirsek narsiz çocukların dünyaya gelmesini bile önleyebiliriz. Şap psikologumuz çok teşekkür ediyoruz kendisine. Size de çok teşekkürler izlediğiniz için tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.